Abdullah Muradoğlu, Siyah Güç'ten Trump'a cevap. Önceki yazımızda Cumhuriyetçi Parti'deki iç savaşın bir yansıması olan 12 Aralık'taki Alabama'daki senato seçimlerine değinmiştik. Cumhuriyetçi senatör adayı Roy Moore'un radikal bir evanjelist olarak şöhret kazandığını hatırlatmıştık. Cumhuriyetçi Parti'nin ana akım liderlikleri ise Moore'u istemiyordu. Alabama seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin senato liderliği Luther Strange'i aday göstermişti. Trump da Strange'i desteklemişti. Eski Beyaz Saray baş stratejisti Steve Bannon ise Trump için savaş verdiğini savunarak Strange'in karşısına Moore'u çıkardı. Ön seçimlerde Moore'un kazanmasıyla Bannon, partinin kurumsal liderliğine karşı elini güçlendirdi. Bannon, 2018'deki senato seçimlerinde de kurumsal liderliğe savaş açtığını ve Trump'ın seçim vaatlerine bağlı isimleri destekleyeceğini ilan etti. İngiltere'de AB ve göçmen karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin eski lideri, Brexit kampanyasının sembol isimlerinden Nigel Farage, Alabama'ya gelerek Bannon'la poz verdi. Bu ilginç ilişki, kutsal ittifak olarak niteleniyor. Bannon'ın politik söyleminde Osmanlıların 1683'teki Viyana kuşatmasına karşı Hristiyan devletlerin gerçekleştirdiği kutsal ittifaka bolca atıfların yer aldığını hatırlatalım. Bannon'ın Küresel Çay Partisi olarak tanımladığı blokta AB ülkelerindeki ırkçı, göçmen karşıtı, anti-İslam partilerde yer alıyor. Küresel Çay Partisi'nin belirgin özelliklerinden biri ise İsrail yanlısı olması. Alabama eyaleti Cumhuriyetçilerin kalesiydi. 2016'daki başkanlık seçimlerinde Alabama'da Trump %62 oy alarak rakibi Hillary Clinton'a 28 puan fark atmıştı. Alabama, Evanjelist Hristiyanların da kalesi. Eyalet nüfusunun neredeyse yarısını teşkil eden Evanjelistlerin %85'i beyaz, %9'u siyah, %2'si Hispanik. Demokratlar 25 yıldır Alabama'da senatör seçtiremediler. Bu yüzden Moore'un kazanması çantada keklikti. Alabama'da Demokratların adayı ise eski savcılardan Doc Jones'tu. Jones, Alabama'da siyahların devam ettiği bir kiliseye 1963'te gerçekleştirilen ve 4 kız çocuğunun hayatını kaybettiği bombalı saldırının faillerinden 2 ırkçının yargılanıp cezalandırılmasında önemli rol oynamıştı. Bannon ve Moore seçim kampanyasında Jones'tan çok Cumhuriyetçi Parti'nin senato çoğunluk lideri Mitch McConnell'ı hedef aldılar. Bu iç çatışma Moore hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla daha da şiddetlendi. Senatodaki ana akım Cumhuriyetçilerden seçmenlerin Moore'a oy vermemelerini isteyenler bile çıktı. Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake, Jones'a sembolik olarak $100 bağışladı. Moore'un seçilmesi halinde senatodan atılması için ana akım Cumhuriyetçi senatörlerin gizli bir toplantı yaptıkları medyaya sızdı. Cinsel taciz iddiaları, kölelik dönemine ilişkin bazı olumlu vurgulamalarla Cumhuriyetçiler arasındaki çatışma seçimlerin kaderini değiştirdi. Film yapımcısı Harvey Weinstein ile Senatör Al Franken gibi ünlü demokratları da içeren cinsel taciz iddiaları iki parti arasında kültür savaşlarına dönüştü. Moore'a yönelik cinsel taciz iddiaları ise muhafazakar cephede kırılmalara yol açtı. Trump, Bannon ve hempaları bu koşullarda bile Moore'a sahip çıktılar. Siyah Güç harekete geçti ve 1963'teki kilise saldırısına ilişkin hafıza canlandı. Siyah seçmenlerin katılım oranı yükseldi. Siyahların %95'i Jones'a oy verdi. Genç ve eğitimli evanjelistlerden Jones'a kaymalar oldu. On binlerce evanjel ise sandıklara gitmedi. Yaklaşık 2 puan farkla Moore kaybetti. Senatoda Cumhuriyetçiler 52, Demokratlar 48 koltukla temsil ediliyordu. Bu tablo değişti. Senato aritmetiğindeki bu fark Trump için iyi bir haber değil tabii ama ana akım Cumhuriyetçiler mutlu görünüyorlar. Steve Bannon ise büyük ümit bağladığı Moore'un kaybetmesiyle sırra kadem bastı. Bu satırlar yazıldığında Bannon'dan hala ses yoktu.